Bismillah. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bu akşamki konumuz Atatürk'ün yakın çevresi. Atatürk'ün yani onun pozisyonunda olan devlet reisi, politikacı gibi herkes hakkında düşünüleceği üzere aslında iki tür yakın çevresi var. Bir siyasi yakın çevre. Başbakan İsmet Paşa'dan başlamak üzere. Bunlar bu akşam bizim konumuz değil. Bir de kişisel yakın çevre var. Yani devlet başkanı olarak önemli bir siyasi şahsiyet olarak değil de herhangi bir insan olarak herkesin sahip olduğu olabileceği insan yakın çevre. İşte arkadaşlar Atatürk'ün bu nitelikteki yakın çevresinin öne çıkan belli başlı özellikleri vardı. Bunlardan bu akşam ben bir tanesini sadece size aktarmaya gayret edeceğim. Onu da başlığa koyduğumuz isimle kabadayılık, silahşörlük diyebiliriz. Yani bunun Allah izin verirse zaman içerisinde başka başka konulara başlı başına konu teşkil edecek, programlara konu teşkil edecek biçimde başka alt başlıkları da olur. Mesela Atatürk'ün yakın çevresiyle ilgili yolsuzluk iddiaları gibi, Atatürk'le yakın çevresi arasındaki sosyal ilişkiler gibi. Bu akşam yakın çevre bahsinde kabadayılık ve silahşörlük dedim. Esasen bu çevreye silahşör nitemesinin yapılması bana ait değil. Söz konusu dönem yaşanırken Türk halkı tarafından gözlemlenen bazı maddi olgulara, gelişmelere bakılarak Atatürk'ün kişisel yakın çevresinde bulunan şahıslar hakkında silahşörler, Çankaya silahşörleri tabiri kullanılmaya başlandı. Mesela Teyzem Latife kitabının bunun o döneme meraklı olan ve hususiyle Atatürk Latife Hanım ilişkilerine meraklı olan herkese şiddetle tavsiye ederim. Teyzem Latife kitabının 315. sayfasında da göreceğiniz üzere Atatürk'ün bu sofra ekibine o günlerdeki gazetelerde sürekli kullanılan kalıp ifadeyle dersek huzuru mutat sevat yani her zaman Atatürk'ün yanında bulunan kişiler sabit kadro falan gibi sofra ekibi de diyebiliriz. Evet. Bahsini ettiğimiz kitap arkadaşlar 315. sayfasında da naklediyor ki bu konuda çok geniş bir literatür vardır. Ben sadece örnek olarak bunu zikrediyorum. Halk bunlara Çankaya silahşörleri diyor. Çankaya silahşör için? İşte köşk Çankaya'da olduğu için Ankara'nın Çankaya semti o rahat anlaşılır ama silahşör denmesi ilginç. Devam edelim. Mesela Ekrem Buğra ikincinin Osmanlı'nın Çöküşü kitabının 136. sayfasında deniyor ki bu silahşörler özellikle 5 kişiydi. Kelali, Rauf ama Rauf Orbay'la karıştırmayın. Bu Rize mebusu Rauf olarak geçer ve çok fazla da yaşamamıştır. Benim kişisel kanaatim ölümü de bir ayla alangirli olmuştur. Neyse. Bu gece konumuz gizli cinayetler olmadığı için onun ayrıntısına girmiyorum. O Allah ömür imkan verirse başka bir gecenin konusu yani olur mu? Ondan da şu an çok emin olamadım. Çünkü biliyorsunuz 5816 sayılı kanun isminde bu konulara girdiğimiz vakit tepemizin üstünde asılı duran faşist bir demokles kılıcı var. Neyse. Evet. Kelali yani Ali Çetinkaya İstiklal Mahkemelerinin unutulmaz reisin Rize Mebusu Rauf, Kılıç Ali, Ali Kılıç tabiri diğerle, Avni, Salih. Bu da Salih Bozok yani Selanik'ten Atatürk'ün çocukluk, gençlik arkadaşı. Bu ekip içerisinde Nuri Conker'den sonra kişisel olarak en senli benli olduğu, subaylık meslek hayatında uzun zaman Atatürk'ün yaverliğini yapmış olan ve Atatürk'ün ölümüne tahammül edemeyip komutanlar yaversiz gitmez narasını atarak aynı gün içerisinde Dolmabahçe Sarayı'nın bir odasında kalbine kurşun sıkmış ama şişmanladığı için kalp yağ bağlayıp biraz yukarıya doğru kaymış. Tentür işaretliyor. Yani kitaplarda öyle geçiyor. O yüzden tutturamıyor kalbi. Akciğerini parçalıyor. Bir iki sene bu sebepten bayağı sıkıntılı yaşayıp işte 1941 başı gibi Atatürk'e iştirak ediyor bulunduğu yerde arkadaşlar. Bu da Salih ama ben bu beş ismi sembolik olarak paylaştım. Esasen bu isimler çoğaltılabilir. Mesela Nuri Jonker'in olmayışı bence bu liste açısından eksiktir. Bunları böyle isim isim listelemeye çalışan başka bazı yazarlarda, tarihçilerde bu 10 kişiye kadar da çıkartılabiliyor. Bir fikir verdik zannederim. Evet, şimdi hemen ilk alıntımızı okuyalım. Emin Bey'in defteri. Kim bu? Yaşı yetenler hatırlayacaklar. 1978 ya da 80 gibi Ankara'da piknik dönüşü komünist teröristler tarafından evinin önünde katledilmiş. Gümrükteki alıkanlığı yapmış. Bu bakanlıktaki icraatıyla şöhret olmuş. Ünlü bir gün Sazak vardı. Onun babası Eskişehirli bir toprak ağası Emin Sazak. Bu dönemi milletvekillerinden. Kesintisiz milletvekillerinden. Dolayısıyla yani baştan söyleyelim de şimdi bu cahil ulusalcı takımın %99.9'u eminim. Emin Sazak adını henüz ilk defa duyduklarından ötürü hemen her zamanki tavırlarıyla diyecekler ki işte gericidir, yobazdır falan değil yani. CHP tek parti dönemi boyunca kesintisiz olarak CHP milletvekili olarak mecliste bulunmuş Eskişehirli bir toprak ağasından bahsediyoruz. Bunun Emin Bey'in defteri ismindeki hatıratının 228. sayfasında <laughs> sürecin başlarındayız daha. 1925 senesine ait not diyor ki kamuoyu Gazi Paşa'yı sevmez olmuştur. Duygular fazla incitilmiştir. Gazi Paşa'nın çevresi çapulcu ve halk nazarında iyi olarak tanınmayan insanlardır. Evet. Şimdi aynı nitelikte olan bir diğer kaynak Hüsrev Gerede'nin anıları arkadaşlar. Hüsrev Gerede bu dönemin Milletvekildir. Samsun'a giderken Atatürk'ün karargah ekibindeki subaylardan bir tanesidir. Bütün İstiklal Harbi boyunca yanındadır. Emekli olup sivil olduktan sonra da ya milletvekili olarak ya önemli postlarda genellikle büyükelçi olarak İran gibi, Tahran gibi İnönü zamanında ve 2. Dünya Harbi içerisinde Berlin Büyükelçiliği gibi yani tek kelimeyle CHP tek parti yönetiminin siyasi elitine mensup olan bir diğer isim. Bu da arkadaşlar kendi hatıratının Hüsrev Gerede'nin anıları Sami Önal tarafından hazırlanmış. 280. sayfasında konumuzla ilgili şunu söylüyor. Bir gece Ankara'daki yeni köşkte alışıla geldiği gibi dalkavuklarıyla uydurup poker oynuyorlardı. Yani kim olduğunu takdir edersiniz. Aklına esti, hizmet eden garsonlardan birini çağırdı. Sen poker bilir misin diye sordu. Çoğunluğu Külhan Bey'i güruhundan olan garson. Bunun altını çiziyoruz. Çünkü aynı vurgu Falih Rıfkı Atay'ın kitaplarında da var. Garson ve köşk hizmetlisi olarak diyor bu iki önemli isimde. Atatürk'ün gene yakın çevresi sayabileceğimiz hizmetli kadrosunun da hepsi Kabadayı'ydı, Külhan Bey'iydi. Bu da ilginç. Evet çoğunluğu Külhan Bey'i güruhundan olan garson evet paşam deyince aralarına oturttu. Birlikte poker oynadılar. Bu garsonun daha sonra casusluk suçuyla tutuklandığını duydum. Yani şimdi bu örneği şunun için paylaştım arkadaşlar sadece basındaki ismiyle bu huzuru mutat zevat denilen isimler değil, Atatürk kişisel olarak da fiziki yakın çevresinde bulunan insanların ister sofra arkadaşı, isterse o sofranın garsonu, hizmetlisi olsun, benim tam manasıyla hikmetini anlayamadığım bir biçimde bu tip adamlardan seçiyor. İlginç. Yani açıkçası bu ilgincin ötesinde de ben sizinle bu konuyla seçimin tercihin bu nitelikte olmasıyla ilgili tahminlerimi ve yorumlarımı paylaşmak isterdim ama arkadaşlar bizler ölmeden bu programları devam ettirirken bir gün inşallah Türkiye bu konularda gerçekten özgür bir ülke olur. Bu 5816 kanunu sayılı kanun denilen bu faşist blokaj önümüzden kalkarsa paylaşırım. Şimdilik bu kadar ancak. Evet gene aynı kitap yani Hüsrev Gerede'nin anıları sayfa 180 ve 277'de bu bilgiyi aktaran kişinin ideolojik ve siyasi duruşuyla bir arada değerlendirdiğimiz vakit son derece çarpıcı şunu görüyoruz. İstiklal Harbi yıllarındayız hatta onun da başındayız 1920 başı Recep Peker yani sonraki yılların ünlü bakanı, başbakanı, daimi CHP milletvekili, CHP genel sekreteri bu tarihte Ankara'da Atatürk'ün yanında diyor ki Mustafa Kemal Paşa'nın çevresi Ankara'da fuhuş alemleri yapıyor sürekli ve Mustafa Kemal Paşa da bu duruma karşı sessiz kalıyor. Önemli nokta. Recep Peker'in ve Hüsrev Gerede'nin siyasi ideolojik kimliklerini göz önünde bulundurduğumuz vakit ulusalcı tavşanlarımızın her zamanki savunma argümanı ya bunlar yobazdır, Atatürk düşmanıdır, işte irticazıdır o yüzden iftira atıyorlar. Mangırının işlemeyeceğiz İstanbul bir bilgi arkadaşlar. Sonra şimdi gitgide ağırlaştırıyoruz tabii yani. Hep turbun büyüğü sırayla geliyor ya EYB'den o yüzden. Rahmetli Necip Fazıl Kısa Vesikalar Konuşuyor kitabından ama özgün kaynak gene onun tarafından yayınlanmış Büyük Doğu Dergisi'nin 13 Ekim 1950 tarih ve 30 nolu sayısında yer alan şu paragraflar. Meşhur bestekar Muhlis Sabahattin'in kızı Melek Ankara'da eski Lozan Palas Oteli'nde otururken bu silahşorlardan bir grup tarafından mimleniyor. Ne zaman oluyor bu? Cumhuriyet'in ilanı sonrası 1920'li yılların ortaları ikinci yarısı. Kız otelden çıkıp Ankara'nın en kalabalık muhiti olan Bankalar Caddesi'ne ayak atar atmaz, güpe gündüz, halkın dehşet gözü önünde yaka paça bir otomobile atılıyor. Halk, polis, jandarma, asker tabloya muhataptır. Otomobil Ankara dağları istikametinde bir semte doğru çekip gidiyor. Sabaha kadar inkılap yaranı, tabiri diğerle işte Çankaya silahşörleri, birbiri arkasından sırayla misli görülmemiş bir sefaat ve redaet aşağılıklık dekoru içinde kızı kullanıyorlar. Yani ırzına geçiyorlar. Şurası var ki bu zatlar efsanevi ve dasitani destansı ırz ve namus düşmanlıklarına rağmen son derece kibar ve şövalye Ünlem işareti koymuş insanlardır. Sabahleyin kızı adam başına beşer yüz lira vermeyi ihmal etmiyorlar. Büyük paradır arkadaşlar yani o tarihte bir küçük memur maaşı 40-50 lira civarında. Kızın sabahleyin çantasını dolduran binlerce liralık servetçik bir gece zarfında çektiği felaketin muhteşem bilançosudur. Şimdi benzerlerini paylaşacağım. Gene ulusalcı tavşanların şu an tahmini olarak kudurmuş olduklarına bakarak şunu söyleyeyim. Bunlar çeşitli kaynaklarda yer alan bilgiler. Ben kesinlikle doğrudur, kesinlikle yalandır, uydurmadır. Ön yargısıyla paylaşmıyorum. Ama dersen ki genel olarak aleyhte bir yaklaşıma sahipsin. Tabii. Çünkü bugüne kadar 100 senedir sizin resmi tarihinizin bu millete yutturmaya çalışmış olduğu yalan dolmalarına karşı biz balans ayarı yapıyoruz. O yüzden bunları seçiyoruz. Yoksa sizin gibi tavşanlardan ne farkımız kalacaktı? Bununla beraber biz sizin tarihçiniz olarak ortalıkta dolaşmakta olan namussuzlardan da değiliz dürüstüz çünkü Müslümanız. Sözü şuraya getiriyorum. Bu ulusalcı tavşan güruğundan herhangi birisi bana böyle kaynaklı, ciddi, tutarlı, mümkün mertebe yani ikna edici tarzda ispatlı ya da delilli. Aleyhte bilgiler verirse ben bunları buradan paylaşırım. Sizin çakallar gibi yapmayız yani sadece ideolojik anlamda işimize gelenleri uygundur dediklerimizi görüp diğerlerine baştan itibaren bir önyargıyla gözümüzü kapatmayız. İnşallah anlamışlardır. Özet olsun diye çok hızlı geçtim. Hani zekalarını zorlamış olabilirim ama artık ne yapayım? Göndersinler. Yani bana metodolojik anlamda siyasi ideolojik duruşunu bir tarafa bırakıyorum. Teknik anlamda güvenilebilirlik damgasını taşıyan mesela Nezif işte kaynağını belirttiğimiz şu olayının tamamen yalan iftira uydurma olduğuna yönelik bir metin paylaşırlarsa ben onu buradan paylaşırım. Yani her halükarda gözümüzü kapatıp işte bunların hepsi böyle alçaktı, böyle ırz düşmanıydı, böyle namussuzdu şeklinde tarih paylaşımı, tarih ilmi kamuflajında bir propaganda gayreti içerisinde değiliz. Bu bilinen. Bu bilini ama şimdi bakın yani olayın tutarlılığı şuradan. Silahşör takımının bu kadar aşağılık bir şekilde ırz ve namus düşmanı olduğuna dair siyasi ideolojik duruşu itibarıyla Necip Fazıl'dan şimdi bir bilgi paylaştık mı? Evet. Ama bakın şu da var elimizin altında. Kitabı hazırlayan Rıfat Bali. Yani günümüzün yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yahudi kökenli en meşhur Siyonist yakın tarihçilerinden. Sapına kadar da Atatürkçüdür yani doğal olarak. Bunun hazırladığı onun yayın evi olan Libra yayınları tarafından yayınlanmış Gazeteci Hikmet Tuna'nın Hatıraları isminde bir kitap. İnce güzel bir kaynaktır meraklarına tavsiye ederim. Hikmet Tuna'nın yani kitabın hatıratının sahibi olan gazetecinin ideolojik siyasi duruşu Necip Fazıl'ınkinin 180 derece zıttı. Adam tam bir batıcı, tam bir liberal. Ama şimdi işte bu bir tarih metodolojisi uygulaması örneği. Aynı şeyi o da anlatıyor. Yani aynı şey derken aynı olayı değil. Bunların ırz düşmanı olduğuna dair iddia taşıyan bu temaya sahip olan bir anekdotu. Bakın gazeteci Hikmet Tuna'nın Hatıraları kitabının 38. sayfası bize nasıl anlatıyor? 38 ve 40. sayfaları ilginç. Şükrü Kaya'nın kadına düşkünlüğü. Şükrü Kaya da bu ekiptendir. Aynı zamanda İçişleri Bakanı'dır. Atatürk'le kişisel olarak çok yakındır. Gazinolarda, salonlarda balta oluşu yüzünden yani kadınlara bugünkü tabirle askıntı oluşu yüzünden yıllar yılı birikmiş olan kötü notları yığılmıştı. Yani bu olayın anlatıldığı olduğu sırada arkadaşlar Şükrü Kaya bu ülkenin İçişleri Bakanı'ydı. Yani şu açıdan önemli. Diyelim ki sizin karınıza, kızınıza, bacınıza, ananıza böyle bir namus tasallutu gerçekleşti, gerçekleşiyor. Hemen nereye koşarsınız? Polise doğal olarak. Polis devlet kademelenmesinde hangi bakanlığa bağlı? İçişleri Bakanlığı'na. Aklınızın bir kenarında bu dursun. Sonra belki o birçok erkek gibi bir çapkındı. Ama toplumda Ahmetlerin, Mehmetlerin çapkınlığı, zamparalığı olağan sayılır. Onların bu davranış ve tutumları erkekliğe verilir. Gel gelelim. Kabine üyesi hele İçişleri Bakanı olunca halktan biri gibi davranışlarda halktan kötü not, al kötü not almak mukadderdir. O devirde birkaç bakan vardı ki bunlar halka eleman dedirtmişlerdi. Kötü zampara, müzik da bunlar. Çevreyi rahatsız eden. Bu birkaç bakan yüzünden İçişleri Bakanlığı'ndan mali yardım gören şehir lokantası Karpiç'e, o dönem Ankara'sının meşhur lokantası. Birçok aile gidemez olmuş. Yani ulusalcıların asrı saadeti altın devri var ya arkadaşlar. Ankara'nın en sosyetik lokantasına diyor birçok aile öyle hani genç, güzel, alımlıysa falan birçok insan yanına karısını alıp gidemiyor. İşte eşkiyadan, haydutlardan, çetelerden korktuğu için değil. Orada onların zaten işi olmaz en üst düzey yöneticilerden korktuğu için. Böyle bir Türkiye arkadaşlar. Şu an yaşadığımız memleketin asayişin kadrini kıymetini bilin. Uzun devam ediyorum. Evet, Karpiç'e birçok aile gidemez olmuş. Bu bakanların gittikleri ya da gelmeleri ihtimali olan yerlerden elini eteğini çekmişti. Dikkat edin, bakandan bahsediyor. O günlerde özellikle perşembe sonraları, cumartesi akşamları Ankara'nın seçkin bir zümresinin aile toplantı yeri olmuştu. Anadolu kulübüne, kulübüne uğrayan Atatürk geceleyin mutlaka Karpiç'e gelirdi. Karpiç'te salonun solundaki locaların altında duvar boyunda iki masa çoğu kez kabine toplantısından sonra saat 9-10 sularında buraya gelen bakanlara devamlı rezerve edilir, bekletilirdi. Bu masalara arada bir Atatürk de arkadaşlarıyla gelir otururdu. Dolayısıyla kişisel yakın çevreyle siyasi yakın çevre bir araya gelmiş olurdu. Bunun dışında yalnız silahşorlara, dikkat edin bak bu da silahşor tabirini kullanıyor, Kılıç Ali ve arkadaşlarına verilirdi. Başka kimseyi o yerlere oturtmazlardı. Bu bakanlara ayrılmış masaları. Sonra bir akşam sayfa 40 her zamanki gibi karp işte tek başıma yemek yiyordum. Dönemin gazetecilerinden Hikmet Tuna. Lokalde fazla bir kalabalık yoktu. Karşımda bana yakın büyük bir masada üç bayanla kocaları şakalaşıyor, gülüp eğleniyorlardı. Bunların arasında dostum olan erkekler vardı. Saat ona doğru İçişleri Bakanı, yanında özel kalem müdürü Ekrem ve tanımadığım birkaç kişiyle salona girdi kendilerine temelli ayrılan masalardan birine oturdu. Boğaz içi vapurlarının geceleri kullandıkları projektörlerle yaptıkları gibi Şükrü Kaya gözleriyle salonu sağlı sollu taradı. Onun projektörü benim dostlarımın oturduğu masaya gelince orada fazla durakladı. Masada seksapeli olan güzel genç cana yakın kadınlar vardı. Ne var ki kocalarıyla oturuyorlardı, neşeleniyorlardı. Çok geçmedi, bu neşeli masaya birden bir sessizlik çöktü. Kadınların çehrelerinde endişe okunuyordu. Kocaları sinirlenmişlerdi. Bu sırada bir de baktım özel kalem müdürü Ekrem Bey kalkmış bana doğru geliyordu. Geldi bir sandalye çekti oturdu. Bana bir rakı söyle demesiyle hemen gelişindeki asıl maksada daldı. Sen bilirsin kim kimin nesi bu karşı masadaki bayanlar. Baştakini bizim patron çok beğendi dedi. Bunu söyleyince bu sefer benim sinirlerim bozuldu. Karşımızda ama bizden 2-3 adım uzaktaki masadan duyulmasın. Duyulursa kıyamet kopar diye en aşağı perdeden sesimi ayarladım. Ekrem de bana oydu. Aman Ekrem kardeşim sakın ha bir falso yapılmasın. Bunlar karılarına toz kondurmaz cinsinden kimselerdir. Ben kendileriyle tanışırım. Benim ahbaplarım, dostlarımdır bunlar. Senin patronun beğendiği kadın, süvari yüzbaşılığından emekli, bu gibi işlerde hiç şakası olmayan deli ihsanın karısıdır. Patron projektörlerini başka yana çevirsin, yoksa korkunç bir çıngar çıkar, rezalet olur, dedim. Ondan sonra ikimiz de sustuk. Ekrem rakısını hızla yudumladı kalkıp patronunun yanına gitti. Onun kalkmasıyla arkasından İhsan fırladı, masama gelip oturdu. Derhal lafa başladı. Bağışlayın. Bu pezevenk seninle ne konuştu, ne sordu sana? Bizim masa hakkında bilgi edinmek istedi, değil mi? Onun efendisi olan Bağışlayın Kodoş sana onu gönderdi. Biz bunun farkındayız. İhsan kendinden başka silahını da konuşturan son derece asabi ama o aranda da dürüst erkekti. Çok zor bir durumdaydım. Benim için inkar ve yalan söylemek farz olmuştu. Hayır. Seninle sizinle hiç ilgisi olmayan açıkçası Şükrü Kaya'nın Hergele meydanında almış olduğu arsanın imar planında opera meydanı olan o meydandaki durumu ile ilgili idi konuşması. İhsan Şükrü Kaya'nın masasından duyulsun diye sesini yükselterek. Sen gerçeği bana söylemek istemiyorsun. Bizden kaçmaz böyle şeyler. Bizim karılarımıza göz diken bağışlayın. Pezevenklerin analarını ağlatırız biz." derken gözlerini İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın masasına dikmişti. Şükrü Kaya salonun başka taraflarına bakıyor beri yandan yükselen sesin kendisiyle ilgisi yokmuş gibilerden alınmayan bir insan tavrı takınıyordu. Bir felaket olmasına ramak kalmıştı. Verilmiş sadakamız varmış. Ey Türk milleti senin de verilmiş sadakan varmış o yıllarda yaşamadım. Hey gidi ulusalcı tavşanları hey. Hayranı olduğunuz adamlara bak. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sonra Sonra şimdi yani böyle süper bir liberal gazetecinin aktarımından sonra herhalde itiraz edilmeyecek Rıza Nur Topal Osman olayı kitabı sayfa 71. Kanuni mecburiyetler nedeniyle arkadaşlar yayıncı orijinal metinde geçen ismi buraya koymamış parantez açmış bir isim demiş yani o döneme ait herhangi bir isim nokta noktanın evlatlık diye aldığı kızlar ve diğer kadınlarla fuhşiyat meselesi. Yani bu kanuni mecburiyetler nedeniyle açıkça yazılmamış olan ismin etrafında evlatlık görüntüsüyle bulundurduğu kızlarla fuhuş ilişkisi içerisinde olduğunu ileri sürüyor Rıza Çankaya ve Dolma Bahçedeki fuhşiyat içkiler Salih ve Recep Zühtü'nün, Salih, Salih Bozok, Recep Zühtü, Soyak, ona özel olarak geleceğiz. Tokatlayan civarında, İstanbul'da Tokatlayan Oteli civarında, bağışlayın. Kerhane açıp, yani işletiyorlar ticari müessesi olarak. Gene bir isime nokta nokta, kadın yollamaları, mekteplerden kız kaçırmaları. Buna bir detay vermiş Rıza Nur. 1920'de bir gece gene bir isimin yani o devrin işte şahsiyetlerinden biri Ankara Darül Muallimatını basıp bir kız alması. Ankara Kız Öğretmen Okulu'nu basıp güzelliği meşhur ve kendisine şiddetle tavsiye edilmiş bir genç kızı kaldırıp işte bir yerlere götürüp keyfi oluncaya kadar onu kirlettiği, ırzına geçtiği şeklinde bir bilgi, bir iddia. Eh, başlamışken Rıza Nur'dan devam edelim arkadaşlar. Eğlencelidir çünkü en azından. Meşhur Hayat ve Hatıratımın Almanya baskısı 3. cilt sayfa 1343 diyor ki Klik azasını Kamilan Mebus da yapmıştır. Burada kastedilen Atatürk yani bu klik azası dediği onun tabiriyle işte yakın çevre silahşörler hepsini milletvekili de yapmıştır. Evet onu başta girerken söylemeyi unuttum. Bu kişisel silahşörler yakın çevrenin bütünü milletvekilidir. Bütünü başta iş bankası olmak üzere çok yağlı yerlerde yönetim kurulu üyesidir. Dediğim gibi bu ekibin yolsuzlukları konusu başka bir gecenin konusu ki bir geceye de herhalde sığdıramayacağız. Evet, kılık azasını bütünüyle mebusta yapmıştır. Bunlar iki çeşittir. Biri adam öldürmek, dövmek, tehdit etmek göreviyle sorumludur. Salih yani Bozok, Kılıç Ali, Recep Zühtü, Rizeli Cavit bu sınıftandır. Bunlar tulumbacı makulesi insanlardır. Yani eski Osmanlı son dönem kültüründe tulumbacı, şehir kabadayısı bunlar öyledir. Seviyeleri bundan bir parmak yüksek değildir. Bunlara silahşörler, cumhuriyet tüfekçileri adını vermek lazımdır. Bunlara 12'ler adı da verildi dediğim gibi yani sayıları konusunda ihtilaf vardır. 5 ile 15 civarı arasıdır genel. Evet Rıza Nur arkadaşlar. Rıza Nur'dan tekrar alıntı yapacağız. Şimdi Recep Zühtü demiştik ya. Daha önce de anlatmışımdır. Olayı özetleyeyim. Recep Zühtü'nün arkadaşlar bir metresi var. Fatma Medeniye isminde. Güzel bir kadın. İşte seninle evleneceğim falan vaadiyle yıllarca oyalanıyor, evlenilmiyor, metres olarak tutuluyor. Ve çok fazla da hani herhalde bağışlamanızı rica ediyorum. Bu bir Müslüman olarak beni sıkıyor ama ne yapayım? Hani tabiri rica ise kendince tadını aldıktan o ilk heyecanı falan herhalde geçirdikten sonra da ihmal etmeye başlıyor. Çok seyrek arada bir yanına uğramaya başlıyor Fatma Medeniye'nin. E Fatma Medeniye de yani demek kişisel ahlak anlamında öyle çok sağlam bir ayakkabı değil. Yani tencere kapak kendisine genç bir sevgili diyor. Hani bir çeşit belki Recep Zühtü'den böyle psikolojik olarak intikam alma güdüsüyle falan. Ama işi iyice aşırı hale getiren bulmuş olduğu genç sevgilinin de bir Yahudi olması. Yani Müslüman bir Türk olsaydı belki biraz daha kabul edilir cinsten olacaktı Recep Zühtü açısından. Bu durum Recep Zühtü'ye birileri tarafından haber veriliyor. Recep Zühtü bir anlatıma göre takip ediyor. Onları suçüstü yaparak bağışlayın yatakta yakalıyor. Ama o da birinci kat. Yahudi çırılçıplak da olsa kendisini yani böyle çok Yahudice bir atiklikle pencereden dışarı atıyor bahçeden ve kaçıyor karanlıkta. Bu bir rivayet. Tabanca bütünüyle Fatma Medeni Medeniye'nin üzerine boşaltılıyor. Özellikle bağışlamanızı rica ediyorum. Mahrem yerine ateş ediyor. Ve ölüyor Fatma Medeniye. Yani olay bu. Düzeltiyorum olay bu. Sadece ölümle sonuçlanan kısmı bu. Sonra Recep Zühtü'ye arkadaşlar bu cinayeti işlediği sırada akli dengesi yerinde değildi diye yani öncesinde sonra normal, sonrasında normal. Cinayeti işlerken cinnet anında akli dengesi yerinde değildi diye. Meşhur Fahrettin Kerim Gökay çok hırslı mesleğinin başlarında genç bir psikiyatri mütehassısı. Ondan bir rapor alıyorlar. Bu rapora dayanılarak arkadaşlar Recep Zühtü yargılanmıyor. Milletvekilliği devam ediyor. Bu tarihten kısa bir süre sonra seçimler yenilenecek 1935 seçimleri. O gene yanılmıyorsam Zonguldak milletvekili olarak meclise giriyor. Yani metresini vajinasından kurşunlayıp öldürürken akli dengesi yerinde değil. O yüzden cezai ehliyet yok. O yüzden bir gün bile hapse girmiyor. Ama ondan öncesinde ve ondan sonrasında akli dengesi yerinde. Milletvekilliği devam ediyor. Yeni seçimde de hatta 3 ay sonra falandır tekrar milletvekili olarak meclise giriyor. Bana bak Türk halkı. Verilmiş sadakan varmış. 1930'lu yıllarda yaşamadı. Yoksa görecektin gününü. Böyle bir Türkiye'de yaşayacaktın. Sonra şimdi arkadaşlar Yaşar Süsoy. Yani günümüzün bu resmi tarihçi bile bence denmeyi hak etmeyen yani Sinan Meydan'ın bile yanında çok daha kaliteli kalabileceği. Hepten. Sıfır değil de Necip Fazıl'ın tabiriyle resmi tarihçiliğin çukur düzeyinde yer alan adamlardan biri yani o derecede. Mahsus bunu seçtim. Çünkü bak böylesi bile bu olayı anlatırken kendine göre bir takım çarpıtmalar falan ama bak ne diyor. Çankaya'nın kalemşörü kitap esasen Falih Rıfkı'yı konu almış. Sayfa 242. Fatma Medeni'ye günlerce yüzünü bile göremediği adamı beklemektense kendine genç ve yaşıt bir sevgili buldu. Delikanlı aksi gibi Yahudi cemaatine mensuptu. Atatürk'ün yine bir İstanbul ziyareti sırasında Dolma Bahçe Sarayı'nda sofrada hep beraber demlendikleri sırada Recep Zühtü'ye haber ulaştı. Medeniye Hanım bugün öğlen İstiklal Caddesi'nde Yahudi gencini görmeye gitti. Oradan çıkıp sarmaş dolaş etrafı aldırmadan Abdullah Efendi lokantasına girdiler. Senin kravatını, senin kol düğmelerini takmıştı şerefsiz adam. Görür görmez tanıdım. Daha sözünü bitirmeye vakit kalmadan Recep Zühtü çakı gibi fırladı yerinden. Soluğu Çengelköy'deki yalıda aldı. Saat sabaha karşı üçtü. Kapıyı annesi Ayşe Hanım açtı. Recep Zühtü ona tek kelime söylemeden üst kattaki medeniyenin yatak odasına çıktı. Bu anlatımda medeniye yatakta yalnız. Kapıyı arkasından kilitledi. Medeniye kol düğmelerim nerede diye bağırırken odayı darma duman etti. Yani şu ana kadar siz zannettiniz ki Recep Zühtü bunu ırz namus meselesi yaptı. O yüzden bu kadar büyük tepki gösterdi. Şuradaki anlatımı ciddiye alacak olursak hayır ırzı namusu dert etmiyor. Diyor ki kol düğmeler mi niçin verdi Bizi ideolojik olarak arkadaşlar şu herifleri büyük gören, değerli gören, onların peşinde olmamıza müsaade etmeyen Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek azdır. Yani şimdi normal şartlarda rezilliğin de bir sonu olur. Ama buyurun. Ya komedi romanı gibi. Medeniyenin yatak odasına çıktı. Kapıyı arkasından kilitledi. Medeniye kol düğmelerim nerede diye bağırırken odayı darma duman etti. Meğer adamın bütün derdi kol düğmelerini Yahudi'ye vermiş olmasıymış. Siz başka şey zannetmiştiniz. Yanıldınız. Bana bunu nasıl yaparsın? Ben sana varımı yoğumu vereyim. Hiçbir şeyden mahrum etmeyeyim. Sen kalk git elin gavur herifiyle yani götür kol düğüm eder mi ona. Ver. Ne çok sevmiştim seni medeniye bunu bana nasıl yaparsın yüz karası söyle diye bağırdı acımasızca dövdü çok geçmeden tabancasına davrandı ve ateşledi. Arz ettiğimiz gibi jinekolojik bölge ama şimdi bunun gibi değil de aynı olayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarını da devreye koyarak daha ciddi, daha saygın şekilde anlatan başkası da var. Mahmut Goloğlu Tek Partili Cumhuriyet Sayfa 170. Aynı olayın resmi ve hukuki boyutu arkadaşlar bakın nasıl. Bu arada Atatürk'ün içki sofrasının devamlılarından ve yakın arkadaşlarından birinin başkasıyla sevişen metresini öldürdüğü ve fakat doktorlardan deli raporu alarak kurtarıldığı şeklindeki dedikodu da kulaktan kulağa tüm yurtta fısıltı ile dolaşıyordu. Gerçekten de 11 Mart 1935 günü mecliste okunan bir hükümet tezkeresinde böyle bir olaydan söz edilmişti. Tezkere de şöyle deniyordu. Sinop Saylabı düzeltiyorum Zonguldak değil Sinop'muş. Recep Zühtü'nün 10 yıldan beri beraber yaşadığı Fatma Medine adındaki kadını henüz kesinlikle anlaşılamayan nedenlerle 10 Şubat 1935 gecesi Çengelköyü'nde başından ve bacaklarından kurşunla vurduğundan dolayı hakkında Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlık soruşturmasına başlanmış olduğunu ve Fransız Pasteur Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının 12 Şubat 1935 günü öldüğünün Adalet Bakanlığından bildirildiğini arz ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 11 Mart 1935 İkinci hükümet tezkeresine göre de olayın bundan sonraki gelişimi şöyle olmuştu. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığınca yapılan hazırlık soruşturması 14 Şubat 1935'te tamamlanarak evrak İlk soruşturmanın açılması isteğiyle Üsküdar 1. Sorgu Hakimliğine gönderilmiş. Sorgu Hakimliğince açılan ilk soruşturma 28 Mart 1935'te tamamlanmış ve Recep Zühtü Soyak'ın adam öldürme suçundan cezalandırılması gerekmiş ve fakat Doktor Fahrettin Kerim Gökay, Rüştü Çapçı ve Recep Ferdi'nin müşahedeye dayanarak verdikleri rapor ile bu raporu onaylayan adli tıp raporları sebebiyle suçlunun suçu işlediği anda ceza ehliyeti olmayan bir akli durumda bulunduğu anlaşıldığından muhakemenin men'ine yani yargılamanın yapılmamasına karar verilmiş ve böylece katil Recep Zühtü Soyak hem cezadan kurtulmuş hem de mebusluğuna devam etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 6 Mayıs 1935 ister inanın ister inanmayın. Aziz Allah Celle ezan Ezanı şerif başladı arkadaşlar. Şimdi resmi tarih yazımının kutsal kitaplarından Falih Rıfkı, Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabı. Bakın bu Gürü hakkında benim elimdeki baskıya göre Bateş baskısı 362. sayfa ne diyor? O ne derse evet yani Atatürk ne derse evet neyi istemezse hayır diyen pek azı sevgi birçoğu menfaat duygusu ile onun şahsına bağlı bir takım da vardır. Silahlıdırlar. Meclisin içinde bir çeşit müfreze halindedirler bu meclisin içinde silahlı müfreze olarak dolaşıyor olmaları konusuna ayrıca geleceğim. Meşhur Deli Halit Paşa cinayetidir. Bu tipler meclisin içinde yani bildiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde hepsi zaten milletvekili. Gene bir milletvekili olan meşhur Deli Halit Paşa'yı herkesin ortasında bağıra bağıra vurmuşlardır, öldürmüşlerdir. Ve hiçbirine hiçbir şey olmamıştır. Recep Zühtü'ye öyle bir olaydı olmadıktan sonra zaten onlara olmasın yani olmasından kastım işte yargılanması, milletvekilliğinin düşürülmesi, hapse konulması falan hayır. Dikkat edin arkadaşlar, adam öldürüyorlar adam. Mahkemeye bile gitmiyor. Ve adam öldürme fiili hadi bir tanesinde Çengelköy'de bahçe içinde bir köşkte sabahın üçünde oldu. Lan ötekisinde mesai saatinde Ankara'nın ulusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde mebusu uğrarak öldürüyordu. Evet mesela gene Falih Rıfkı'dan tarihe düşünen yazılar sayfa 83 diyor ki bu yakın çevre Atatürk'ü özellikle iyice içkiye alıştırdı. İşlerinden isim olarak Salih Bozok'u zikrediyor. Yakın çevreden bir diğer tip arkadaşlar Ruşen Eşref Ünaydın. Buna milletvekilliği falan da yaptırılacak. Gazeteci olarak geçer, yazar olarak geçer. Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratımının 3. cildinin 1524. sayfasında bakın nasıl geçiyor ama bir umumi balo olmuş. Mısır prenseslerinden Şiveker adında biri vardır. Adeta denebilir ki dünyada, yani özür dileyerek bunları okuyorum arkadaşlar. Adeta denebilir ki dünyada yatıp kalkmadığı erkek kalmamıştır ve aşikar yatır. Yani şimdi bu olayın kahramanı olan kadın öyle namus, ırz, iffet sahibi biri de değil. Aklınızın bir köşesinde dursun. Rıza Nur'un nitelemesine göre dünyada yatıp kalkmadığı erkek kalmamış ve bunlarla açık açık düşüp kalkmakta olan işte bir Mısır prensesi. Demek ki işte yani bu Mehmet Ali Paşa hanedanından bir kadın adı Şivekar. Şu eğlenceye bakın arkadaşlar. Şu rezilliğe bakın. Ruşan Eşref'le dans ediyorlarmış. Kadın şimdi ihtiyarcadır. Ruşan kadını dans ederken öpmüş. Kadın nazar dikkati celbetmeyi sever. Yani insanların dikkatini üstüne toplamayı sever. Daima skandal yapar biridir. Ruşen'e hemen bir tokat atmış. Yani ırz namus sahibi olduğundan değil de işte bu gerekçeyle. Ne rezalet diye bağırmış. Ruşen kızmış tabancasını çekmiş. Tutmuşlar. Bu cebin deni dalkavuk bağışlayın. Pezeven kerifin tabanca taşımasına pek şaştım. Hiç ona yakışmaz. Demek Nero'nun etrafı bu adama varıncaya kadar hep tabancalı. Ve bu da tabancasını kadına çekiyor. Cidden kahraman. Hem ateş edemiyor. Derken böyle birçok insan tarafından yakalanmış bir haldeyken ayakları uzundur ayağı ile şivekarın dizine vurmuş. Kadının zotule denilen diz kapağı kemiği kırılmış, ameliyat yapılmış. Neron bunlardan iftihar etsin. Ruşen Eşref bir gün çok büyük rütbelere nail olacaktır, olmuştur. Büyük erçi olmuştur mesela o dönemde. Aynen bunlar gibi kitabımız İngiliz belgelerinde 2. Dünya Savaşı öncesi Türk-İngiliz ilişkileri 3. cilt Erdoğan Karakuş K27. Bu kitabın arkadaşlar bütünü Türkiye'deki İngiliz diplomatik misyonları ağırlıklı olarak da Büyükelçi tarafından Londra'ya gönderilmiş olan resmi raporlardan oluşuyor. Evet burada görüyoruz. Sene 1927. Silahşörlerden Kılıç Ali, bir diğer silahşör Salih Bozok'u aralarındaki bir para alacak verecek kavgası yüzünden tabancayla ayağından vurdu. İngiliz Büyükelçisi Londra'ya rapor gönderiyor. <laughs> Milli haysiyet hangi durumlarda siz hesap edin? Yani bildiğin mafya, bildiğin eşkıya. Cemil Ertunç, Cumhuriyet'in tarihi tavsiye ederim dönemin ilgililerine. Sayfa 98'de görüyoruz. 1925 başı demek ki Şeyh Said isyanının ilk zamanları olduğuna göre mecliste Fethi Bey hükümeti İslam'ın taraftarlığını yap Fethi Bey'in hükümeti yani Fethi Okyar o sırada başvekil mecliste İslam taraftarlığı yapmakla suçlanıyor. Fethi Bey başvekil söz alıp kürsüye çıkıyor. İslam taraftarlığının anayasa gereği olduğunu söylüyor. Bunun üzerine toplantı esnasında Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal de orada Meclis Genel Kurulu'nda bu silahşör milletvekillerinden bir tanesi bizim İslam'a taraftar oluşumuz anayasanın gereğidir demiş olan kürsüde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ali Fethi Okyara tabanca çekiyor. Evet. Bu meclisteki silahşörlük vakalarından bir tane daha. Kaynağımız Mahiriz'in Yılların İzi isimli anı kitabı. Okuyacağım olay olduğu sırada Mahiriz genç delikanlı lise öğrencisi, mecliste zabıt katibi. Yani bizzat şahidi olduğu olayı anlatıyor. İkinci meclisi Erzurum mebusu olarak katılan Raif Efendi bir gün mebus seçilip partinin genel sekreterliğine getirilmiş olan Recep Peker Bey'in şimdi hatırlayamadığım bir sebeple Rauf Bey'e yaptığı şiddetli bir hücuma karşı çıkmıştı. Bunun üzerine Recep Bey de kendisine dil uzatınca Raif Efendi ayağa kalkıp ben paşayı yani Mustafa Kemal'i Dersim dağlarından geçirerek Sivas Kongresi'ne getirdiğim zaman sen neredeydin deyince meclis hararetlenmiş ve dışarı çıkan Raif Efendi'nin etrafını Kılıç Ali, Kel Ali, Rize Mebusu, Rauf, Adana Mebusu, Ali Sahip ve daha birkaç kişi yani bildiğimiz silahşör kadro bizim zabıt kaleminin önünde çevirmişlerdi elleri ceplerindeki tabancaların tetiğinde bir emir veya bir hareket bekliyorlardı. Fakat o anda Erzincan mebusu Sabit Bey Raif Efendi'nin önüne dikildi. Yani himayemdedir demek istedi. Bu sayede Erzurum mebusu meclisin içinde katledilmekten kurtuldu. Ama kurtulamayanlar da var. Şu olaydan birkaç hafta önce yani çünkü Deli Halit Paşa'nın öldürülmesi Şeyh Said isyanından birkaç hafta öncedir başlamasından 1925 Şubat başları. Aynı burada okuduğumuz isimler şimdi ayrıntısına girmeyeceğim. Çok eften püften bir sebep yüzünden resmi tarihin anlatımı. Ama gerçekçi tarihin bir iddiasına göre bu silahşörlerin yolsuzluklarına taktığı, bunu her yerde dile getirdiği, bunları şikayet edeceğim, hesap soracağım falan dediği için deniliyor. Erzurum mebusu Raif Efendi kadar şanslı çıkmıyor Dili Halit Paşa, Kars mebusu. Onu takır takır meclisin içinde vurdular, öldürdüler. Ve işte Fatma Medeniye olayında olduğu gibi az önce söz ettim. Hiçbirine hiçbir şey olmadı. Gözaltına bile alınmadılar. Evet, şimdi Ruşen Eşref Giller'e bir destek. Teyzem Latife sayfa 252. Bu kadro içerisinde kişisel olarak Atatürk'e en yakın olan şahıs, iki kişidir bunlar. Bir Salih Bozok, dediğim gibi gençlik arkadaşı. Daha Libya'da olduğu senelerde Atatürk'ün Trablusgarp Harbi'nde yazdığı mektuplarda, yani o derece teklifsiz ki, güzel gözlü Salih, erkek Salih, burma bıyıklı Salih falan diye böyle kitaplarda bulunduğu, bu derecede teklifsiz olduğu bir arkadaşı ve işte Atatürk'ün ölümü üzerine dayanamayıp intihar etmiş olan arkadaşın. <laughs> İkincisi de şimdi burada mevzu edeceğimiz Nuri Joker, Jonker, Selanik'ten mahalle arkadaş. Yani Atatürk'e sen diye herkesin içinde hitap ederek konuşabilen, herkesin içinde el şakası yapabilen tek kişidir Nuri Jonker ve 1937'de Fücet'ten kalpten öldüğünde o sırada İsviçre'de üniversitede profesörlük eğitimi alan yani diyeceksiniz nasıl işte o zaman öyle oluyordu üniversitede okuyunca mezun olunca Atatürk'ün yakın çevresindenseniz Afet İnan hemen profesör oluyordunuz. Öyle senelerce araştırma görevlisiydi, doçentti falan beklemenize gerek kalmadan oluyordu o işler. Cenevre'de profesörlük eğitimi alan Afet İnan'a yazdığı mektupta mesela Atatürk, Nuri'nin ölümünden beri diyor ki aradan 2-3 hafta zaman geçmiş, hala kendime gelebilmiş değilim. Yani o kadar da duygusal olarak bağlı, yakın falan birisi. Bunlar ön bilgiydi. Şimdi olayın kendisine geldik. Bu Nuri Conker ne yapmış? Teyzem Latife ama bu çok sayıda kaynak tarafından paylaşılan bir olaydır sayfa 252. Rus sefaretine bir davete katılan paşa Atatürk geç vakit olunca orada bazılarına evlerine gitmeleri için izin vermiş, bazılarına vermemiş. Süreyya Paşa da kalanlardan biri. Hatıratında iç içe geçen odalardan oluşuyordu. Rus Büyükelçiliği Ankara. Ben de gittim. Uyumak için kendime kuytu bir köşe aradım. Bir de baktım orada Kılıç Ali ile Tevfik Rüştü Aras bir konu üzerinde tartışıyorlar. Mesele de Nuri Jonker. O kadar sarhoş ki Rus sefirinin, Rus büyükelçisinin eşiyle nahoş bir hadise yaşanmış artık. Siz tahmin ve tasavvur edin. Sefir buna köpürmüş. Bunun üzerine Tevfik Rüştü Aras da bu bir diplomatik gaftır dedi diye anlatıyor. Nuri Conker Doğu Cephesi'nde bir ara bunalım geçirmiş, kariyer subaydır. Tedavi için Mustafa Kemal onu İstanbul'a göndermişti. Paşa'nın bazı asker arkadaşları kurmay değildir. Ancak paşa onları olduğu gibi kabul etmiş, etrafında kendisine bir koruma ve yakın adam çemberi oluşturmuştu. Evet yorum yapamıyoruz 5816 nedeniyle bir tane çok yorum da gerekiyor bunlara ona da siz karar verin. Şimdi bu ekibin arkadaşlar asli fonksiyonu en son okuduğumuz gibi yakın şahsi koruma o yüzden hepsinin cebinde tabanca var falan. Ama buna göre çok 10. derecede sayabileceğimiz fonksiyonlardan hani hoş gene esprili olan bir tanesi. Hıfzı Topuz'un bana Atatürk'e anlattılar kitabının 91. sayfasından naklediyorum. Diyor ki özet olarak, Mustafa Kemal sofrada sarhoş olunca sürekli etrafına değerli hediyeler dağıtırdı. Bu silahşörlerin görevlerinden bir tanesi, kendisine hediye verilen kişilerden daha sonra dışarıda falan o hediyeleri geri aldı. Evet, şimdi çarpıcı gene konunun niteliği ve kaynağın kimliği açısından son derece çarpıcı kaynağımız arkadaşlar. Faik Ahmet Barutçu'nun Siyasi Anılar kitabı. Hemen şunu söyleyeyim. Bu tek parti döneminin meraklısı olan, bunu böyle yani ben okuyarak öğrenmek istiyorum diyen herkese kesinlikle ve şiddetle tavsiye ederim. Piyasada bulamayacaksınız bu kitapları ancak sahaflardan temin edebilirsiniz. Nadirkitap.com gibi. Ama şuna dikkat edin. Nadir kitaba girdiğinizde Faik Ahmet Barutçunun siyasi anıları iki edisyon halinde karşınıza gelecek. Bir, 1977 Milliyet Yayınları edisyonu. Onu almayın çünkü o sansürlüdür. Zülfiyare dokunmuş olanların büyük kısmı ondan ayıklanmıştır. İki, 2000'lerin başlarında arkamda olduğu için hemen bakabilirim size söyleyeyim. 21. yüzyıl yayınları tarafından yayınlanmış tarihi. Evet. 2001. Şu kitap. Üç cilttir bunlar. Sansürsüzdür. Bunu alın alacaksanız. E, meraklıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü... Faik Ahmet Barutçu arkadaşlar ölünceye kadar üst düzey CHP yöneticisi. Milli Şeflik döneminde İsmet Paşa'nın sağ kollarından birisi. CHP'nin meclis grup başkan vekili. Yani şimdi her zamanki o baştan ulusalcı tavşan itirazına baştan blokajımızı koyalım. Bu mu gerici Atatürk düşmanı, çağdaşlık düşmanı? Bu titriyle bu gerici Atatürk çağdaşlık düşmanı ise Bugünkü ulusalcı tavşanların hepsi yobaz oluyor yobaz. Herif CHP'nin meclis grup başkan vekili. İsmet Paşa'nızın sağ kolu. İyi açın kulağınızı bak adam ne diyor. Sayfa 353. İsmet İnönü'den naklediyor. Yani üstüne üstlükte paylaşacağım bu bilgi. İsmet Paşa bana dedi ki şeklinde paylaşılan bir bilgi. Mustafa Kemal diyor İsmet Paşa komitacıydı. Kazım Karabekir'i diyor öldürtmek istedi. Yani bu silahşör takımına ben engel oldum. Evet, bu kadar. Sonra şunlarla bitirelim artık arkadaşlar. 56. dakikaya gelmişiz. Teoman Özalp'in tanıklık ediyorum isimli anıları. Teoman Özalp kim? kendi yerinde gözü olduğu anlaşılıncaya kadar 10 seneden fazla meclis başkanlığı yapmış olan meşhur Kazım Özalp'in oğlu adını da bizzat Atatürk koymuş. Şimdi bu Teoman Özalp'in Tanıklık Ediyorum kitabının 86. sayfasında görüyoruz ama daha birçok kaynakta mesela ezberden hatırladığım Fahrettin Altay'ın 10 Yıl Savaş ve Sonrası gibi özgün kaynaklardan birinde de paylaşılır. Çevre böyle olduğu için Atatürk Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Fransa'dan bir nezaket uzmanı çağırdı. Bu Madame Bauer isminde bir kadındı. Resmi tarihin hassasiyetle üstünü örttüğü, gizlediği şahsiyetlerdendir. 5816 kalkmadıkça ben de yani Madame Bauer'la ilgili bildiğim asıl iç bilgileri size burada anlatamam arkadaşlar onu söyleyelim. Burada paylaşabileceğimiz boyutu Madame Bauer bir protokol, nezaket, Adab-ı Muaşeret, evet görgü kuralları uzmanıydı. Mustafa Kemal işte bu bahsini ettiğimiz ekibe Madam Bavar'dan senelerce görgü kuralları dersleri aldırttı. Masaya nasıl oturulur, nasıl kalkılır, işte bir bayan sandalye altına nasıl verilir, çatal bıçak kaşık nereye yerleştirilir, çorba kasesi böyle mi içilir, şöyle mi içilir falan konuları. Tabii Madam Bavar'ın başka fonksiyonları da vardı da onlara giremiyoruz. Ama hani bu bilgiden şunu anlıyorum. Etrafındaki bu silahşör takımını ki şu ana kadar paylaştıklarımızdan zaten net olarak ortaya çıktı. Hepsinin ortak temel özelliği dağdan inme bir ayı güruğu. Ama bu konuda Atatürk hassasiyet göstermiştir. Hakkını teslim edelim. Bunları biraz nasıl medenileştiririz? Biraz nasıl insan içine çıkar hale getiririz diye. Ta Fransalardan tabi o gün Türkiye'nin bütçesi de çok zengin güçlü Türkiye çok yani refah düzeyi itibarıyla işte o sıralarda Türkiye'nin rakibi dünyada Amerika falan olduğu için haliyle böyle adabı muhaşeret uzmanları da getirip senelerce Çankaya Köşkü'nde tutabiliyor doğal olarak. Sonra arkadaşlar hazin bir nokta diyelim. Bununla noktayı koyalım. Derin Tarih dergisinin Kasım 2012 tarihli 8. sayısının 113. sayfasından paylaşıyorum. Mesela 1945 sonrası Demokrat Parti'nin yıldızı parlamaya başladı. 50'ye yaklaşırken artık anladılar. CHP'nin pili bitti. Yeni iktidar Demokratlar'da olacak. Celal Bayar'da olacak. Bu silah şör takımından halen hayatta olanların hepsi Celal Bayar'ın etrafına üşüşmek, Demokrat Parti'ye girmek. Atatürk'ün ölümüyle yarım kalmış olan saltanatı ve sefati devam ettirmek istedi. Celal Bayar özellikle bunlardan hiçbirini Demokrat Parti'ye almadı, yanına bile yaklaştırmadı. Tabii son derece doğrusunu yapmış oldu. Evet çok şükür birinci saatte bu akşamki mevzuya noktayı koyduk. Önümüzdeki pazar akşamı saat 22. Düzeltiyorum çarşamba akşamı yani bayramın birinci günü gecesi olmuş olacak. Saat 22'de Allah izin verirse huzurunuza getirmeyi düşündüğüm konu CHP tek parti 2 nokta üst üste militarist bir rejim. Yani bu 27 sene boyunca CHP iktidarını neye dayandırdı? Hani karşılaştırma yapalım mı şimdi mesela? Şu an Recep Tayyip Erdoğan iktidar mı? Evet AK Parti. Neye dayanıyor? 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde alınmış olan 28 milyon küsür oy. Normal ülkelerde böyle olur biliyorsunuz. Bu tek parti döneminde CHP iktidarını neye dayanırdı peki? Yani 27 sene de kesintisiz iktidarda kalmak dilak olaydır. Büyük başarıdır. Oy değil oy olmadığı şuradan belli tek parti. Evet, süngüydü. O kadar ki 27 Mayıs'tan hemen sonra bunu iyice aleniyete döktüler. İstanbul'da Taksim Meydanı'na, meşhur Atatürk anıtının karşısına dev gibi kocaman bir de süngü heykeli dikmişlerdi. CHP ağırlıklı koalisyon hükümeti başa gelir gelmez yani birkaç sene sonra rezilliğin bu derecesi de olmaz bütün dünyaya karşı gelen turistler falan. Onu kaldırdılar ama en azından fotoğrafları vardır, merakları bulabilirler. Evet, Alen'i süngünün üzerine oturdular. Napolyon'u yalanlamış oldular. Çünkü Napolyon meşhur sözünde der ki, militarist iktidarların uzun süreli kalamayacağından kinayı ona gönderme yaparak veciz bir biçimde der ki süngülerle birçok şey yapabilirsiniz ama üstüne oturamazsınız. Napolyon'un yanıldığını bizimkiler 27 sene boyunca afiyetle ve zevkli o süngünün üstüne oturmuş olmak suretiyle ispatladılar. Çarşamba akşamı Allah izin verirse bu konu üzerinde biraz söyleşelim derim. Ve baştan ilk üç kişinin sorularına cevap verip müsaadenizi alırım. Papatya 2000 Rumuz demiş ki bireysel olarak LGBT nasıl engel olabiliriz? sadece dille kanamak vicdan rahatlatmaktan başka bir şey değil gibi geliyor artık çok doğru. Zaten efendimizin meşhur münkeri nehyet hadisinde de aynen bu söylenir. Der ki yani işte sadece kalbiyle ya da diliyle karşı çıkmaya çalışmak bir şey değildir yani işin özeti. Pratik olarak tavsiyem bu konuda sizinle aynı hassasiyete sahip çevrenizdeki insanlarla birleşin sistematik bir faaliyet içerisine giren bir platform oluşturun. Sonra başka şehirlerde, başka çevrelerde aynı durumda olan insanlara ulaşmaya çalışıp aynı şeyi oraya da teşmil etmeye gayret edin. Bu noktada bir şeyler yaptığınızda, bir ilerleme kaydettiğinizde bana muhakkak surette yazın, sevineyim, paylaşayım, dua edeyim. İkinci soru sahibi Enver'in fedai demiş ki hocam neden Salahi Sonyal, Zafer Toprak gibi adamlara resmi tarihçi diyorsunuz? Ve adamlar resmi ideolojiyi benimsediği için. hani şimdi biraz tuhaf bir soru olmuş. Hani basit biraz olmuş. Niçin resmi tarihçi diyoruz? Heriflerin benimsediği ideoloji resmi ideoloji olunca ve iddiaları, eserleri, fonksiyonları da tarihçilik olunca mantık gereği olarak zorunlu bir şekilde onlara resmi tarihçi denir. Bu adamlar resmi tarihi savunmuyor ki. Yani. Kitaplarını okuyun demeyeyim de birer kitaplarını okuyun. Hangisi olduğu önemli değil. Zafer Toprağı'nın bir kitabını okuyun. Hangisi olursa olsun. Selahi Sonyel'in bir kitabını okuyun. Hangisi olursa olsun. Sonra bu cümleyi yazdığınız için pişman olacaksınız savunanlar Sinan, Sinan Meydan takımı. Arada şöyle bir fark var. Yani ben sık sık onu vurgularım. Sinan Meydan, Sinan Meydan ve benzerleri resmi tarihçilerin çapulcu takımı. Selahi Sonyal ve Zafer Toprak gibiler. Bunlar yani tarihçi eğitimi de aldıkları biraz meslekten de eğitim itibarıyla da tarihçi oldukları için tarih metodolojisi nedir bilen eserlerini tarih metodolojisine göre yazan kişiler o bakımdan hepsi resmi tarihçi ama bu ciddi özellikleri nedeniyle ben işte Selahiye Sonya Zafer Toprak gibi adamlara çapulcu demem. Yani Selahiye Sonya mesela İngiliz arşivlerinde tahmin ediyorum senelerini vermiştir. Ve arşiv bilgisinin kitlelerle buluşturulması anlamında eserleri değerli, nitelikli eserlerdir. Yani Sinan ve Meydan, Sinan Meydan ve Emsali'nin yaptığı şudur. Raftan 10 kitap alır, yerine 11 kitap koyar. Diğerleri arşivden çıkartmıştır. O arşivden çıkartıncaya kadar senin ve benim o bilgiden haberdar olmamız mümkün değildi. İşte bu gerçek tarihçiliktir. Tabi metodolojisi itibarıyla diyorum tekrar. İnşallah anlaşıldı. Bir kavgam, kavram kargaşası yapmıyor musunuz? Herhalde yani üstüme afiyet diyeceğim bu kısma şu ana kadar cevap vermiş oldum zannediyorum. Enver'in fedaisi Rumuz devam ediyor. Bununla beraber ulusalcı ve Kemalistin arasındaki fark nedir? Evet bir fark yok da 5816 var artık anlayana yayınlarınızda dikkatimi çekti. Sürekli ulusalcı diyorsunuz. Mustafa Kemal'i savunanlara cevabını verdim. BK BKR yani böyle bir şey rumuzu. Değerli hocam bu Kemal bunca olayı ve organizasyonu nasıl yapabilmiş? Bunu hangi özelliğine borçlu olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi bu her zaman dediğim gibi yani nokta soru değil böyle. Bir iki dakikalık süre sınırı içerisinde cevaplandıramam gerekir miydi? O da tartışılır. Çünkü bir, insanlık tarihinde tarihi şahsiyet olarak yer almış, ortaya koyduğu eser itibarıyla Mustafa Kemal'in yaptığından çok daha büyük, çok daha zor işler başarmış olan binlerce isim vardır. Yani çünkü soruda ben öyle bir tanı gördüm. Hani muazzam bir organizasyon, muazzam nitelik ve nicelikte olayı, tarihi süreci kendi istediği gibi yönlendirmek. Hani yanlış anladıysam özür dilerim. O zaman soru sahibi çok özet yazmış demek olur. Yani bu açıdan tarihte öyle çok özel bir yeri yoktur Mustafa Kemal'in. Bunun bir altını çizelim. Peki gene de nasıl başarmış? Evet tabii bir takım kişisel yeteneklere sahip. Şansı da çok ciddi olarak yardım etmiştir. Yani ancak bu kadar cevap verebilirim. Ben bu vesileyle soru yazan, yazacak olan arkadaşlarımızdan her zaman rica etmiş olayım. Ona mümkün mertebe şöyle bir iki dakikaya nasıl sığdırabileceğim. Hani tabiri caizse nokta atışı tarzında sorular sorulursa daha faydalı olurum. Her halükarda ilk üçe girenlere cevap vermeye çalışacağım. Yani burada olduğu gibi çok soru sahibini de tatmin etmeyecek olan Aşırı özet bir cevap vereceğim. O sorudan kaynaklanıyor. Benim kabahatim değil. Dedik ki en son iki şeye geldik. Bir arkadaşlar her şey Allah kelimesi için ve her şey Allah'ın kelamını yüceltmek için, İslamı mutlak olarak hakim kılmak içindir. Başka hiç kimse ve hiçbir şey içindir. Ve arkadaşlar sizleri kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular diliyorum.